Önce çocuklarıma yaptığım turşular, reçeller, marmelatlar çok beğeniyordu çocuklarım. Sonra arkadaşlarım, komşularım çok beğeniyordu. Sonra dedik biraz daha profesyonel bir şey yapalım. Evimin alt katı boştu. Burayı imalathaneye çevirdik ilk önce. Bütün izinleri, ruhsatını, işte üretim izinlerini, barkodunu, markasını oluşturduk. Şimdi markası, her şey kendisine ait bir kendimize ait bir markamız oldu Şengülce bir dünya adı altında. Hatta bu markanın içinde mantar mezelerin patentini de almayı düşünüyoruz. Hazırladığımız bütün ürünleri daha profesyonel olarak hazırlamaya başladık. Mesela kaya tozuyla hazırlıyoruz. İçine hiçbir koruyucu, renklendirici, raf ömür uzatıcı hiçbir şey koymuyoruz. Turşularımızda sirke ruhu, sarımsak ruhu kullanmıyoruz. Bütün bu ürünlerin kendilerini ve en kaliteli olanları kullanıyoruz. Bütün reçeller de aynı şekilde. İçinde kıvam tutucu, glikoz, renklendirici, petkim, şap bunların hiçbirini kullanmıyoruz. Ve sıcak vakumlama yaptığımız için de raf ömrü uzun. Devletten aldığımız destekle daha da profesyonel olduk. İşte genişlettik. Şimdi tekrar bir proje hazırlıyoruz devlet desteğiyle birlikte ve devletin kurumlarına. O projemiz de büyük ihtimal geçecek inşallah. O zaman daha da güzel, steril bir ürünlerimizi daha güzel hazırlamış olacağız. Ayrıca yurt dışı için çalışıyoruz. Yurt dışı ile ilgili görüşmelerimiz var. Misafirlerim de gelecek. Onlarla anlaştığımız takdirde imalathaneyi yan taraftaki araziye büyütüp buradaki sanırım en az 10 kişiye istihdam sağlayabiliriz. Ama çok bulamazsınız turşucuları içerideki. Sebzelerden ve bitkilerden, meyvelerden ürünler hazırlarken arkadaşım mantar üreticisi. Mantardan ne yapabilirim, ne yapabilirim? Baktım hep turşular, işte farklı şeyler yapıyorlar. Dedim bundan hani daha raf ömrü uzun, daha böyle açtığı zaman hiçbir işlem görmeden yenilebilir bir şey hazırlayabiliriz. Çok denedim. Bir hafta 10 gün falan böyle 3-5 denemeden daha fazla şekilde ürünler hazırladım. Bunları da mantar mezelerimiz de biz aynı şekilde kaya tuzu kullanıyoruz içinde. Sonra tarifi bize ait. Çok güzel bakımlı bir meze haline getirdik. Açılmadığı takdirde biz buna raf ömrü 2 yıl veriyoruz ama açılmadığı takdirde 3-4 yılda durabilir. Açıldığı zaman da direkt tüketmeye hazır. İçindeki sıvısı, mantarı, kendisi ayrı bir lezzet, ayrı bir tat. Yani turşu diye var ya. Bunun patentini alacağız markamızın adına. Mantar meze diye. İstiridye mantarımız. Onunla onun arasında biraz bir fark var hazırlama şeklinde. Ama lezzeti, raf ömrü, içine koyulan materyaller hemen hemen aynı. Şu anda barkodu bize ait olan 21 çeşit reçelimiz var. Hepsinin hazırlığını yapmadım. Nar reçelimiz bile var, hazırlamıştık. Şu anda gül var, ayva var, incir var, kivi var, portakalımız, şeftalimiz, vişnemiz, böğürtlenimiz, tahnal reçelimiz, namı diğer karayemiş, vişne reçelimiz var, beyaz üzüm reçelimiz var. Turşularımızda karışık turşumuz var, kocabaş turşumuz, salatalık, fasulye, kırçan, kaldırık, havuç, turp, karnabahar, kırmızı lahana, kiraz, domates. Aklıma gelen şu anda onlar ama turşuda da her türlü turşuyu Kaç çeşit turşunuz hazırlayabiliyoruz. Saymadım ama sadece çeşit olarak bizim markamızın adı altında bir 50 çeşitimiz var bizim. Samsun'da otellere, restoranlara gönderiyoruz. Oralara ulaştık. Elden hani böyle internetten isteyenler oluyor işte şehir dışına onlara gönderiyoruz. Yurt dışından sadece işte hani sterilizasyon makinesi yanında aldığımız zaman onlar da oradan da ürün bekleyenler var.